Şimdi ben zaten bu görüntüye baktığım zaman bir beraber gelsinler şöyle. Evet. Sonra Hakan Sabancı öyle kenarda bekliyor. Sabancı da olsan öyle kenarda bekleyeceksin. Çünkü kız o başka. Arkadaşın işi bitik öyle bir beraber yürüyeceksiniz. Hayatındaki kadınlara çok değer veren, bunu asla gizlemeyen ve onunla gurur duyan bir adam görüyorum. Şu görüntüye baktığım zaman. Evet. Bakar mısın? Oradan kenara çekilebilir. Kenara bekliyor. Hayır, orada kenarda yanı başında bekliyor. Evet. Hande yürüdükten sonra da elini tutuyor ve vücut dilini de okuyalım. Şimdi beraber geldiler, mavi halıda yürüyorlar. Hande'nin böyle elinde çantası var ve Hakan onun elini tutmak istiyor. Bak bu sefer evet. Tutma hamlesi ilk ve olarak Hakan'dan geliyor. Havalimanındakinden farklı bir aynen. görüntü. Hande çantasını diğer eline alıp Hakan'la el ele tutuşuyorlar. Sarılıyorlar birbirlerine, poz veriyorlar. Hakan gitmiyor. Orada beklemeye devam ediyor. O görüntü biraz bana şey, hani bar ya da kulüplerde böyle kız arkadaşı tuvalete gider de adam da tuvaletin kapısının önünde bekler ya, biraz o görüntüyü anımsattı. Bak bekliyor orada kız arkadaş tuvaletten çıksın gidecekler gibi çünkü, olmuş. Çünkü alan onun alanı, Hande'nin alanı. Sadece aynen. bir şıklık olsun ve sevgilisi kendisinin yanında olsun istemişten dolayı eşlik ediyor. Bu arada Hande Erçel'in aileyle, Sabancı ailesiyle ne kadar uyum içinde olduğunu şuradan bir kez daha anlıyoruz. Bu davette Hakan Sabancı'nın kameralardan abilerine göre hep uzakta kalmaya çalışan kardeşi Kerim de var. Yani karelerde Kerim de var aslında. Evet. Ama hani basına bir kısmı yansıdı, videoda yok. Hande Erçel, Hakan Sabancı, sevgilisi Hakan Sabancı'nın kardeşi Kerim'le de birlikte aynı davette. Normalde şimdi Hakan Sabancı'nın daha önceki ilişkilerini düşündüğümüzde değil kardeşi, değil annesi, yani kendisi bile kızlarla görünmüyordu. Kesinlikle. Hatta bu Hakan'ın sebepten büyük değişimi. Bu sebepten dolayı birkaç gönlü kırık güzelimiz var. Müge Hakan'ın. Tabii canım. Onlar o da, liste çok uzun da bir liste. Listeden biri de şöyle yapıyor bir süreden beri Gülşen. Sana da dün attım ya. Ne zaman Hakan Sabancı ve Hande Erçel'in aşkı ile ilgili sosyal medyada bir görüntü ya da haber yayılıyor, 13-14 dakika sonra arşivinden güzel bir pozu seçip şak o da koyuyor. Hani ben de buradayım, hiç umurumda yıkılmadım, değil. Yıkılmadım ayaktayım. Yıkılmadım ayaktayım. Burada mesele yıkılıp yıkılmaması değil. Bir erkeğin bir kadına nasıl davrandığı ile ilgili bir durum. Sadece Hande Erçel'i etkileyebilmek için biz biliyoruz işin arkasında, perde arkasında dönenlerin 7-8 ay peşinden koşmuş. Kesinlikle Hakan Hande ile beraber inanılmaz bir değişim geçirdi. Bu aşk onu büyüledi diyebiliriz herhalde. Kesinlikle. Senin de biraz önce söylediğin gibi Hakan'ı dil biriyle yan yana hani el ele falan görmek neredeyse imkansızdı. Şimdi ne yapıyor? Bütün objektifler ona çevrilmişken, bütün kameralar oradayken Hande ile beraber el ele geliyor ve poz veriyor ve büyük bir gururla poz veriyor. Bir tek Hakan'la ilgili gözlüklerine, güneş gözlüklerine takıldım. Neden güneş gözlüğü takmış? Sanki biraz da flaşlara karşı kararmış gibi ama daha böyle havalı durayım. Şimdi ya dünya çapında yapılan anketlerde bile dünyanın en güzel kızı seçiliyor. Bella'sıydı, Gigi'siydi, Kendall'ıydı, Kylie'siydi, hepsini geride bırakıyor. Şimdi dünyanın en güzel kızlarından biri yanında çocuk da herhalde biraz daha havalı durayım dur falan yapmış. Bir de aralarında boy farkı vardı. Bu sefer Hakan bana biraz daha uzun geldi. Bu nasıl oldu diyeceksiniz. Bence bu biraz pozla alakalı. Hande ne zaman Hakan'la yan yana dursa hafif kendini kamburlaştırıyor. Bir de çok topuklu giymiyordur. Verirken dimdik duruyor ama Hakan'la yan yana geldiğinde şöyle öne doğru bir kendini atıyor. Ya da dediğin gibi çok topuklu giymiyor. Çok topuklu giymiyordur ama şu durum da var. Şimdi Hande Erçel'in sosyal medyada büyük bir gücü var ve takipçilerinin çok büyük bir bölümü organik. Yani sahte hesap değil. 30 milyonu geçiyor ve sayı önemli değil burada. Biraz da etkinlik önemli. Aynı zamanda etkin bir fan grubu var. İster istemez Hakan Sabancı da bu durumdan tabii ki faydalanmıyor değil. Çünkü hem Hakan Sabancı hem annesi Arzu Sabancı da sosyal medyayı seviyorlar. Bir de sürekli sosyal medyalar. Bir kısmı da bizim hayran olduğumuz kadın kimle birlikte diye onu da takip aldılar. Onun takibi de yükseldi. Şimdi, yararlanmaz mı insan kesinlikle bu durumda? Kesinlikle. İstediğin kadar iş adamı ol. Ne olacak yani? Sosyal medyada hep şunu yazıyorlar. İşte
Hakan bu ilişkiyi işte kendi reklamı için yapıyor. Yani Sabancı'nın böyle bir reklama ihtiyacı olabilir mi? Ben hiç sanmıyorum. Daha önce de çok popüler kızlarla beraberdi. Tamam, hiçbiri Hande kadar popüler, çok göz önünde değildi. Ama öyle olacağını sanmıyorum. Ben onlara baktığım zaman gerçekten birbirine çok yakışan. Bu... Biri çok yakışıklı, biri çok güzel bir çift görüyorum. Yani size şöyle söyleyeyim, bilmiyorum katılıyor musunuz? Hande'nin şu ana kadar hayatına giren erkekler arasında en çok yakışanı Hakan olmuş olabilir yani. Hakan'la yan yana inanılmaz yakışıyor. Hayatım, yakışırlar tabii. Niye? Yani bütün imkanlar işte atıyorum. Ay yok, şimdi, görüntü olarak, fiziksel olarak. Fiziksel olarak diyorum. Tamam. Çünkü Hande şimdi canım yanımda ol dediği vakit, tabii kelimeler bunlar değildir de, özel uçağına atlayıp gidiyordur. İmkanlar konusunda da yakışıyorlar. Hani derler ya büyüklerimiz. Davul bile dengi dengine, her şey dengi dengine. Tabii Sabancı İmparatorluğu'nu karşılaştırmayacağız maddi anlamda da, şey anlamında, hava anlamında yakışıyorlar. Birbirlerini taşıyorlar. Tabii söz konusu kan olunca Hakan Hande'nin şöhretinden yararlanıyor gibi geldi bana. Ben biraz yumuşatıyorum, öyle yorumlar yazanlar var. Hande'yi özellikle tercih etti gibi. Zaten şöyle iddialar da vardı işte. Hakan yakın arkadaşlarıyla iddiaya girmiş. Ben bu kızı bir şekilde tavlarım, göreceksiniz diye. Hani böyle mi başladı gerçekten, iddialar ne derece doğru? Öyle bile başladıysa şu an aşık olmuş olabilir. Evet, yani 7-8 ay peşinden koştuğunu biliyoruz. Arkadaşları, bu arada erkek muhabbetleri vardır ya. Hepsi oğlum, beraber bütün arkadaş grubuyla şey gitmiş zaten. Oğlum vazgeç, hani belli ki sana... şey vermeyecek, hani öyle derler ya, pas vermeyecek, bak görürsünüz dediyse, o da dilden dile iddia şeklinde de yayılıyor olabilir. Ay, onları çok yakıştırdım diye yazıyorlar, diyorlar ki ne alakası var onun yanına, işte şu daha çok yakışıyordu, bu daha çok yakışıyordu. Ha, ben onları birbirine çok yakıştırdım, evet, gerçekten evet. Bayıldım ikisine de. Evet, çok hoş duruyorlar. Bu arada Hande Erçel son dönemin popüler dijital varlığı olan NFT dünyasında da ilgisini artırdı. Erçel'in fotoğraflarından yapılan NFT'ler Amerika, Rusya, Slovakya ve İspanya'ya kadar birçok ülkede kapışılıyormuş. Bazı fotoğrafları 2000 doları aşan fiyatlarla satılıyormuş. Allah'ım yarabbim, insanlarda da yani. Evet, yani, sizler de soruyorsunuz. Ne olacak fotoğrafları şeyden çek? NFT'den alıyorlar işte. Onların özel kodları falan var böyle. Ne olacak? Işte. Hande'nin yüklediği fotoğrafı şöyle çek, kenara koy, arşiv yap. Kardeşim, niye 2000 doları veriyorsun? Yabancı hayranları verin. Çok fazla. Yani işte yabancı hayranlarına sesleniyorum. Acaba Hakan mı alıyordur ha 2000 dolara? Onu da aldım, onu da aldım, onu da aldım. Hepsini bana satın diye olabilir mi? Ne anlamı var şu havada bulut sen beni unut. O ne alınıyor da nereye konuluyor? Peki, onu bile idrak edebilmiş. Kritik soruyu soruyorum sana. Evlenirler mi? Evlenme ihtimali var. Hande Sabancı olur mu? Olur. Ciddi mi söylüyorsun? Olur, olur, bence sen olur. Sen çünkü aileyi çok iyi tanıyorsun. Olur, bence olur. Olur. Gidişat o yönde diyorsun. Hande'nin oyunculuk serüvenine baktığında da çizgi dışı, riskli, böyle bize aman Allah'ım dedirtecek öyle bir rollere de bürünmüyor. Hayır. Tatlı tatlı böyle kıyıdan giden rollerle devam zaten eder. Zaten o da kıyıdan kıyıdan oynuyor. Yalının kıyısından kıyısından. Yani. Aynen. Gel gitlere takılalım. Kıyıdan kıyıdan yalıya girer mi diyorsun sen? Girmiştir bile. Sadece arada böyle resmi zaten bir takım. Zaten aileyle tanıştılar. Resmi evraklar lazım. Resmi evraklar lazım. Bir imza kaldı arada. Aileyle hızlı tanıştı bir de farkındaysan. Evet. Evet, kızlar Hakan'ın Hande'yi alıp evine hanım yapacağını mı düşünüyorsunuz? Ah, şimdi tam aynı mevzuyu konuştuk. Hande'yi alıp evine hanım mı yapacak? Yani Hande zaten hanım. Hepimiz hanımız. Alıp eve alınca mı hanım olunuyor? Hiç ya, yani Allah aşkına. Yani bir de bir şey söyleyeceğim Hande'cim, yani hani inşallah sağlıkla ilgili bir sorun yoktur ama cidden artık bu zayıflama olayıyla bir dur de, senin hayranların da yazmaya başladı. Hani o zayıflık yüzüne de yansımaya başladı. Hı. Bir de sanki Hande'nin ya yorgunluktan ya bir şeye canı sıkkın. Fotoğraf karelerine baktın mı? Bak bu teklilerde bile evet. Bir canı sıkılmış, bir keyfi yok artık gibi geliyor bana. Ya da bir yoru oldu, bitti, enerji yetmedi artık bir kana. De
şeye kanı bence, çekildi kızım bence kanda ya. Bence şeye alışık değil. Kalabalıklar, ilgi, alkış böyle. Nasıl alışık değil? Hayır, şu anlamda değil. Hani rol gelir göreyi oynarsın, idare edersin ama senin yapın o değildir. Mecburiyetten fotoğraf çekimi, mecburiyetten gülme. Öyle öyle mecburiyetten zaten. Mecburiyetten konuşma. Bir süre sonra mecbur aşağı düşersin. Yok, yorgunluk kanda, da basmıştır. Kanda bir de bitti. Zayıflığının insan böyle bir anda kilo verince falan böyle şey yapar, bir yorulur. Hande'nin birkaç ay önceki fotoğraf karesini getirsek aslında ekran, bir görüntüsü de olur fark etmiyor, videosu falan. Ya gerçekten Hande bayağı zayıflamış sana söyleyeyim mi? Yani bir 6-7 kilo gitmiş gibi. Bu da yüzüne, özellikle şu elmacık kemiklerine bakar mısın? Şurada, şu bir tek şuralar kalmış böyle. Et kalmamış suratında. Kız çok zayıflamış. Zayıflıktan. Belki o tempoyu kaldıramadı senin de söylediğin gibi. Olabilir.